zihin yönetilebilen bir şey. Yani insan beyni inanılmaz bir potansiyel. Donanımı ne? Beynin kendisi. Yani et parçası, 1,5 kiloluk bir et parçası aslında. İçinde milyonlarca nöron hücresi var. Ve hoş geldin. Her bir nöron hücresinin kendinden bağımsız 10.000 nöron hücresiyle bağ kurma kapasitesi var. Çok önemli bir dengemiz var ve bu dengenin içerisinde en önemli şey bir ilkel beynimiz var, limbik sistem. Reptilian korteks dedikleri sürüngen beyni, onun üstünde limbik sistem, onun üstünde de korteks, kabuk dediği, işte insanda sadece çok gelişmiş olan, en yakın yunus ve balinalar galiba. Onun dışında reptilian korteks dediğinde duygu yok. Yani yumurtadan çıkıyor şeyler, minnoşlar. Anne yemeye kalkıyor onları, kaçışıyorlar anneden. İşte balıklar yerler mesela yavrularını. Orada hiç duygu yok, şey yok, bağlılık yok. Limbik sistem duyguları ilk defa dünyaya, yani canlılar dünyasına duygular limbik sistemle geliyor. Ama en gelişmiş hali insanda. Sistemde limbik sistem survival mode dediğimiz yaşam boyutu, nefes alma boyutu. Yani limbik sistem olmazsa, limbik sistemin çalışması, içerisinde çok önemli bir şey var limbik sistemin. Amigdala dediğimiz bir nesne ve hipokampus. Amigdala duyguları yönetiyor, hipokampus anıları kaydediyor. İkisi birlikte çalışıyorlar ama amigdala tehdit algısıyla çalışıyor. Yani duyguları yönetiyor ama bir yandan da hayatta kalmayı hedeflediği için, tek şeyi hayatta kalma, sistem kendini koruduğu için hayatta kalma ve hazla çalışıyor. Hedonist şey. Haz aldığı yerde de tekrarlama eğilimi gösteriyor. Bütün bunlar da hormonal dengemizi etkiliyor. Yani nörotransmitter dediğimiz bir takım sıvılar var. Onlar da bizim duygularımızı oluşturuyorlar. İşte oksitosin bağlılığı oluşturuyor, dopamin tekrarları oluşturuyor gibi gibi. Bunların içindeki küçücük oynamalar, küçücük dengesi. Mesela oksitosin hiç olmadığı zaman bağlılık olmuyor. Çok eşli oluyoruz. Hani çapkın erkekler diyebilir ki benim oksitosinim az. O yüzden gidiyorum başkalarına. Ama öyle olmuyor işte. Çünkü oksitosin fazla. Hoş geldin tabii ki. Ne güzel. Hoş geldin. Oksitosin hiç olmadığı zaman böyle oluyor. Oksitosin çok fazla olduğu zaman da sadece benim, ya benimsin ya kara toprağın diyorsun. Böyle bir anlayış oluyor. Ondanım diyorsun. Oksitosin'e baktığı zaman. Mesela dağ fareleri, bunu yeni okudum. Dağ fareleri çok eşliymiş. Çayır fareleri tek eşliymiş. Oksitosin düzeylerine baktıklarında, yani oksitosin aslında anne karnından bebeğin çıkmasını sağlayan şey ve sütün gelmesini sağlayan şey aynı zamanda. Annelik hormonu ve sadakat hormonu geçiyor. Hoş geldin. Dopamin de bağlılığı yaratan, mesela kumar bağımlıları, alkol bağımlıları ya da herhangi bir şeye bağımlı olanlarda dopamin düzeyi fazla. Ama dopamin olmadığı zaman da hareketlerini kontrol edemiyorsun. Parkinson hastalarının en büyük sorunu dopamin eksikliğidir. Dopaminde hareketleri kontrol edemiyorsun falan. Böyle sistemimiz mükemmel bir dengeye sahip. Niye anlattık bunları? Biyoloji dersi gibi oldu. Anlatma sebebim şu, öyle bir dengeli sisteme sahibiz ki bunu yönetebilecek tek canlı türü insan. Sebebi korteks, bütün bunların üstünde gelişmiş olan korteks, kabuk yani, kabuk diye geçiyor, kontrolü sağlayan. Yani ben entelektüel tarafımı geliştirdiğimde, işte kişisel gelişim eğitimleriyle, eğitimle, okumakla, sanatla, gibi şeylerle ilgilendikçe dürtüsel davranmayı bırakıyorum. Ve gerçekten entelektüel tarafımla davranıyorum. Hani entelektüel dediğimden de şunu anlamayın. Hani ağzında pipolu bereli adamlar değil. Ya da işte
felsefe tartışan falan, bundan bahsetmiyorum. Kendi farkındalığıyla ilgili bir şeyler yapmak da entelektüelliği, yani korteksi kullanmak aslında entelektüellikten kastettiğim şey. Korteksi kullanmak ne demek? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir düşünen var, düşünüyoruz değil mi? Bir şöyle düşündüm diyorsun. Bir düşünen var, bir de düşündüğünü düşünen var. Düşünen kim? Düşündüğünü düşünen kim? İkisi de benim. Bir şey düşünüyorum, düşündüğüm hakkında ne düşündüğüm yetisine sahip olan tek canlı insan. Düşündüğümü düşünebiliyorsam düşündüğümü değiştirebilirim. Doğru mu? Böyle baktığında. Bir şeyi şöyle düşündüm, ha yanlış düşünmüşüm falan diyebiliyorsam bunu değiştirme yetisine de sahip. Biz burada ne yapıyoruz? Mevcutta işimize yaramayan ya da hizmet etmeyen, şu ana kadar etmiş ama şu andan sonra değiştirmeyi istediğin ne varsa ya da daha farklı yapmak istediğin ne varsa, madem ki değiştirebiliyoruz, o zaman konuşup değiştirelim. İşte verimli deliliklerde biz bunu konuşuyoruz. Hepimiz deliyiz çünkü normalin dışında, delilik ne demek? Anormal. Yani eğer patolojik bir bozukluktan söz etmiyorsak, şizofreni gibi, psikoz gibi, manik, depresif olmak gibi, obsesif kompulsif bozukluklar gibi şeyler yoksa, normalde normalin dışında olana da biz deli diyoruz değil mi? Delilikle dahilik arasında da çok böyle ince bir çizgi var. Beyin yapılarında da öyleymiş. Bu arada Einstein'ın iki tane çocuğu şizofrenmiş. Bunu da yeni öğrendim. Bu bilgiyi de böylece sizde paylaşayım. Genlerden taşırız. Ama her şeyin iki yönü var. John Nash, Akıl Oyunları diye bir film vardı. Bir şeye tamamen külliyen kötü demek ya da onu böyle yok saymak işe yaramıyor. Niye? Çünkü bir Einstein ya da bir John Nash, bu sefer onu da yok sayacaksın ve dışında tutacaksın. Ondan elde edebileceğin ve gelişmeyi sağlayabilecek şeyler de var. Böyle bakabiliyor olmak lazım. Biz de dedik ki, deliliği madem verimli hale getirmek mümkün. Hoş geldin. Merhaba. Olsun, önemli değil. Gel, hoş geldin. Gelebildiğin önemli olan o. Vallahi. Yeni başladık zaten. Gelemedim ama. Bir tane şuradan sandalye. Kenarda dinlemek. Hayır, öyle kenarda dinlemek yok biliyorsun. Oradan bir tane alalım. Çok sağ ol. Teşekkürler. Gel. Bir çözersen bayağı. Onu açmak ve kapatmak çok değişik. Ters. Beş kişi IQ testini bununla yapabiliriz. Ama IQ işe yaramıyor işte. Yapıyor ya. Bağlı bağlı. Bağlı bağlı. Bağlı bağlı. Ya şunun işini var. Galiba. Tamam. Gel. Maşallah, maşallah, maşallah. Burada gene biraz deliliğin altını açıyorum. Burada kastettiğimiz deliliğin altını açıyorum daha doğrusu. Şimdi, normal ne demek? Normal demek, bir norma giren demek. Bir norma girmeyince ne diyorlar? Anormal diyorlar. Herkes görüyor mu? Bir norma girmeyince adama anormal diyorlar. Anormal olmak kötü mü? Yaratıcılık nerede kalır? Eğer herkes bir norma girer, prototip olursa, birbirinin aynı. Aslında hiçbirimiz, beyin yapısı dahil, göz yapımız, parmak izlerimiz, hiçbirimiz bir diğerinin aynısı değiliz. Ve baktığımız şey, şu anda burada kaç kişiysek, bu kadar ayrı anlayış, bu kadar ayrı şekilde birbirini görüyor, anlıyor. İki baktığımız aynı şeye bile
Bu tahtanın bile sendeki anlamıyla bendeki anlamı bambaşka. Dolayısıyla her birimiz biricik ve özeliz. İyi ki de öyleyiz. Sadece bunu fark ettiğimizde bir şeyleri değiştirebiliyoruz. Çünkü öbür türlü toplum, içine doğduğumuz dünya bizi itinayla bir prototip haline getirme eğiliminde. Yani sen bir anormal durum sergilediğinde, yani mantığın dışında, öğretilenin dışında bir şey yaptığında bütün toplum üstüne atlıyor. Ne yapıyor? Olur mu öyle şey diyor. Mesela ortalama bir para kazanıyorsun. Abi ben bu iş, bana hiç ruhum uymuyor, bambaşka bir iş yapmak istiyorum diyorsun ama işini de devam ettiriyorsun. Yani atılma şeyin yok. Hani şirket sana her ay ATM'ye yatırıyor parayı. Ne diyorlar sana? Genelde ne yapıyorlar? Saçmalama. Saçmalama bu devirde. Deli misin? Deli misin? Oturduğun yerde bak. Aynen öyle. İş mi var? İş var. Ruhuma uygun değil diyorsun. Benim yeteneklerim var, yapabileceğim çok şey var. Ben bunları hayata geçirmek istiyorum diyorsun. Ne yapıyorlar? Direkt. Olmaz. Yapamazsın. Yeterli beceriye sahip değilsin. Değil mi? Bunlar duyduğumuz şeyler. İşte bunları diyen örgüte el alem örgütü diyoruz. Kısaca. Ve el alem örgütü ne yazık ki herkesin kafasının içinde artık. Yani dışarıdan birinin söylemesi bile gerekmiyor sana. Sen kendi kendine zaten yeteri kadar el alemlik yapıyorsun. Ne derler? Daha harekete geçmeden düşünceni bile söyleyemiyorsun. Bakınız şekil 5, 21 sene istediğimi söyleyemeyen. Aynen birebir geçirdim, anlatır mısın? Gerçekten mi? Kusmayacak mısın abi? Bıkmadın mı? Hayır, bu hikaye çok. Bu hikaye komikti. Ben 21 sene mali işler yöneticiliği yaptım. Parayla uğraştım. Cebimde onda birini görmediğim rakamları oradan oraya transfer ediyordum. İçim acıyordu. 20 milyon dolar transfer ediyorum, 20 bin dolar yok cebimde yani. O 2 bin dolar yok, bırak 20 bin dolar. 21 sene yaptım, iktisat okudum ve kendi kendime, yani el alem yerine, el alemi söylemesine gerek yok, kendi kendime söyledim. Ortalamanın üstünde bir para kazanıyorsun, iyi bir kariyerin var, iyi bir titrin var. Şimdi sen kalkıp da ben işte ruhuma uygun değil desem başlarız senin ruhuna diyecek insanlar. Falan diyorsun ve oturuyorsun. Böyle 10 sene geçti. Arada bir böyle gene dürtüldüm. Sonra gene ne yapıyorsun sen? Ya oturduğun yerde işte şirketi, insanlar ortalama hani şeyin yok, sıkıntın yok. İyi. Burası iyi. Ama şunu fark etmedim. En iyinin önündeki en büyük düşman iyidir. Çünkü iyi dediğinde en iyi yapmaya çalışmazsın. İyi burası. İyi insanlar bu. Bu da sistemin bir parçası. Çünkü bizde bir tolerans mekanizması var. Yani şöyle söyleyeyim. Bu tolerans mekanizması şunu yapıyor. Oturduğun yere dikkat edin. Şimdi buraya sık sık gelen insanlara genellikle aynı yere otururlar. Kim dedi bu sefer? Sen dedin değil mi? Aferin dedin. Genellikle bir yeri benimserler. Hatta gelir böyle başına, orası benim yerimdi. Ne? Tapusunu mu aldın? Ne ara senin yerin oldu? İki kere oturdun. Ben böyledim. Mehmet mesela burası Mehmet'in yeri. Ve o kadar benimsenir ki evde herkesin bir yeri vardır. Evlerinizde bakın şöyle. Herkesin bir yeri var. Burası babanın yeri. Otursak mı acaba? Falan olur. Ne ara tapusu mu var? Otur işte. Tolerans mekanizması bu. Alışıyorsun. Oraya. İyi, burası iyi. Mesela adam en arkada oturuyor. Bunu da Oytun Erbaş diye bir adamın şeyinde izledim. Adam en arkada oturuyor. Önler boş, gel diyorsun. Yok, iyi böyle. Alışıyorsun oturduğun yere, yaptığın şeye. Alışıyorsun. Bu iki taraflı çalışıyor. İyi bir şey aslında. Çünkü adaptasyonu kolaylaştırıyor. Yoksa mesela dahiler alışmıyormuş. Dahiler alışmıyor. Yani 30 tane aynı cümleyi kur. Dahi her birini ayrı duyuyor. Alışmıyor. Ama bizim gibi normaller alışıyor. Benimsiyorsun, kabul ediyorsun. Ve bu sistemde kabul ede kabul etme mekanizmasını geliştiriyor. Nereyi çalıştırırsan orası gelişiyor. İlkel beyni çok çalıştırırsan korteks küçülüyor. Net. Fizyolojik olarak net yani. Boş bakarsan, hiçbir şey yapmazsan bütün şeylerin küçülüyor.
bildiğin küçülüyor yani. Alzheimer olmak istemiyorsanız beyin çalıştıracaksınız, net. Yani dolayısıyla hani bunu da çok iyi biliyorum. Benim kocam böyle bir hastalıktan maalesef hayatını kaybetti. Net, çalıştıracağım. Farklı şeyler yapacağım falan. Dolayısıyla alıştım. 21 sene. İyi de yaptım. Ne yaptığım işi, sorumluluk duygum var çünkü. İyi de yaptım. Sonra bir gün artık hani bu şey gibi oldu. Hani o dürtü aşağıdan dayanılmaz hale geldi. Dedim artık yeter. Bu kadar sene. Bir eğitime katıldım. Adı NLP. Nörolinguistik programlama. Nöral ağların linguistikle yani dille programlanabilir olduğunu öğreten bir eğitimdi bu. Orada hocamız bize dedi ki, Philip Hoff diye yabancı bir adamdı. Dedi ki, hiçbir şey garanti edemem. Eğitimden herkes alacağını alır. Ama tek bir şey garanti ederim. Bu salonda oturan hiç kimse bir daha eskisi gibi olmayacak dedi. Gerçekten de öyle oldu ve ben artık sistemin hep istemediğimi söyleyerek çalıştığını zannederken neyi istediğimi ağzımdan çıkarabildiğimde değişebildiğimi fark ettim. Ve o zaman ilk defa eğitmen olmak istiyorum demeye cesaret ettim. Çünkü o güne kadar ben bilgisayara bağlı çalışan, böyle toplantılarda falan söz bana geldiğinde yüzümün kasları atacak kadar heyecanlanan, ne söyleyeceğimi toparlayamayıp saçma salak şeyler söyleyen bir insandım. O eğitimde yani bir sürü şey öğreniyorsun tabii ama bunun yanında da kendini yönetmeyi, özgüven geliştirmeyi, istediğini yapmak üzere kendini programlamayı öğreniyorsun. Ve hakikaten ondan sonra ağzından çıkarabildiğimde şöyle bir şey oldu. Mucize oldu. Çıkıyorum sokağa, o güne kadar hiç duymamışım koçluktan bahsediyor birisi. Biri işte NLP ile ilgili bir şey söylüyor. NLP'deki terimleri görüyorum gazeteyi aç falan. Ay dedim Allah'ım uydudan falan mı izliyorlar acaba ben bu eğitimi aldım diye her yerde bunu görüyorum. Değil aslında aynen söylediğim gibi Özlem. Algıda seçicilik başlıyor ve ben onları görmeye başladım. Sonra koçlukla tanıştım. Koç eğitimi aldım. Ve hedeflediğim yolda adım 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 kararlılıkla gitmeyi ve dilimden de hep onu zikretmeyi öğrendim. Yapmak istediğim şeyleri, istemediklerini değil. Ya bu ne demek biliyor musunuz? Hasta olmak istemiyorum dediğinde zihne işlemiyor, çalışmıyor, anlamıyor onu çünkü. Anladığım şey sağlıklı olmak istiyorum. Ya da işte ben bu işi yapmak istemiyorum dediğinde aşağısı diyor. Ne yapmak istediğini söylediğinde bir şeyler değişiyor. O sayede bu işi değiştirdim. Ve koçlukla tanışıp hem koç hem de işte bugün 10 senedir kurumsal eğitimler veriyorum, koçluk yapıyorum. Yani bu istiyorum istemiyorum hikayesinde evren de öyle çalışıyormuş değil mi? Yani neyi istemiyorsan onunla mücadele etmek gibi bir sürece de giriyormuş burada. Yani evrenden olarak. Ne dediğine bağlı. Evren yani burası. İşte, başka bir evren yok. Burası da evren. Evren dedim şimdi de aslında başka bir şey. Konunun çok şey olmasın diye, başka yerlere kaymasın diye ama korktuğun ve istemiyorum hani dua ederken de mesela aman şu olmasın dediğin şey senin çözmen gereken şey haline geliyor. Öyle aslında. Çıkıyor çünkü. Tam çünkü tersi olumlu. Hani aman hasta olmayayım diye, aman sağlıklı olalım. Gibi. Ya alanına koyuyorsun bak. Alanından bir enerji olarak geçiyor. Değil mi? Sinir olarak geliyormuş. Bugün ay çok kalabalıklar. Allah'ım bugüne kadar kalabalık değiller de inşallah güzel bir eğitim olur. Ay inşallah sözlerimi kaçırmam. Allah'ım inşallah yanlış yanlış şeyler söylemem. Saçma salak şeyler yapmam diye burada konuşuyor olsam sizle nasıl bir enerji koyarım alanıma? Allah'ım ne olur kötü olmasın. Kötü olmasın. Yanlış olmasın, kötü olmasın. Sürekli bunu tuttuğumda şeye benziyor işte hani hep söylerler ya. Lütfen şimdi arkadaşlar sakın ola sakın kırmızı kulaklı fil düşünmeyin tamam mı? Bak çok rica ediyorum lütfen düşünmeyin. Kırmızı kulaklı fil düşünmeyin asla. Desem ne olur? Düşünür müsün?
Gider önce kırmızı kulaklı fili düşünür, üstüne çarpı atarsın. Ömrü hayatında hiç kırmızı kulaklı fil düşünesin var mıydı? Yok. Ben demesem. Böyledir. Yani. Var mı ayrıntıda yani? Onu da bilmiyorum. Niye düşünmedim ya? Yani ama düşündün. Niye? Ben dedim çünkü. Hayal dünyamızda var. Hemen yaratabiliriz. Aynen yaratırsın. Hemen. Ne istersek olur. Bak aynen, isim ne? Bayram. Çok güzel bir şey söyledin Bayram. Hayal dünyanda her şey var. Her şey. Orada canavarlar, ecinliler, bücünlüler, üç kulaklı, beş bilmem neli, bir dudağı yerde, bir dudağı gökte, yaratıklar da var. Nasıl orada var? Prensesler, periler, bilmem neler de var. Sen oraya neyi gönderirsen oluyor. Ve neye hayal kuruyorsun çoğunlukla? Allah'ım çocuk iki saat geç kaldı, araba mı çarptı, düştü, kafasını patladı. Ya lan patronum bugün suratı asık, acaba maaşları mı kesecek ya da işte iki dakika geç kaldık, atacak mı işten? Sürekli bunu düşünüyoruz. Sürekli olmasını istemediğimiz şey için dua ediyoruz. Ne oluyor olsun diye sanki. Böyle oluyor. Ve gerçekten alanına bunu koyduğunda bununla davranıyorsun. Düşün patron örneğinde, sen benim patronum ol, benim kafamdan o geçiyor, yanına geldiğimde böyle geliyorum. Şey, efendim bir şey soracağım, sinirim bozuluyor. Diyorum ki bak haklı çıktım işte, adam sinirlendi. Niye? Benim halim sinirlendiriyor seni zaten, başka bir şey değil ki. Böyle yaratıyoruz yarattığımız dünyamıza. O yüzden evren burada. Alanına koyuyorsun. Alanına koyduğunda titreşim olarak etrafa yayıyorsun zaten. Ve bu hani ana başlık altında, verimlilik altında topladığımız her şeyle bağlantılı. Hepsiyle bağlantılı. Hepsi verimliliğimizi etkiliyor. Verimlilikten genel bir şey anlıyoruz. Yani sadece kurumsal hayattaki iş performansımızdan bahsetmiyoruz. Hayat içerisindeki bir ev kadını için verimlilik nedir? O da bir iş yapıyor. Çok ciddi bir iş yapıyor üstelik de. Evi çekip çeviriyor, yönetiyor, temizliğini, hijyenini sağlıyor, gıda tedarik ediyor. O tedarik ettiği gıdayı yemeğe dönüştürüyor. İşte çamaşırları temizliyor. Bir sürü şey var yaptığı. Verimli olabilmesi için bütün bunların hepsini kullandığında verimli oluyor. Tıpkı bir kurumsal hayatta çalışan biri gibi bir farkı yok yani. Ya da kendi arkadaşlarımızla geçirdiğimiz zamana, hani kendimize ayırdığımız zamanda bile verimliye bakabiliriz. Verimlilik nedir? Doyuma ulaştıran şeydir. Neye göre? Neye göre doyuma? Yapılan işe göre. Kendi beklentine göre. Çünkü bir beklenti koyuyorsun. Ve bu beklentiye karşı bir şeyler yapıyorsun. Ve o beklentiyi elde edip etmediğine bakıyorsun. Ona hizmet edip etmediğine bakıyorsun. Verimlilik dediğin şey o. Sonuçta eğer doyumla eşleşiyorsa verimlilik yaptığın şey, yani daha doğrusu iş, yaptığın iş doyumla eşleşiyorsa buna verimli diyorsun. Değil mi? Verimli oldu diyorsun. O yüzden alt başlıklarını belirlerken isteği söyledi arkadaşlar. Dediler ki istek olmazsa olmaz. Çünkü istek başlatan şey. Adım attıran şey. Yataktan kaldıran şey. İstekle kalkıyorsun yataktan. Ben size şöyle söyleyeyim. Hayat amacını, isteğini, yapmayı istediği her şeyi yitirmiş insanlar genellikle çok uyuma eğilimi gösteriyor. Depresyona girmiş ya da depresif insanlara bakın. Hiçbir şey canı istemez. Haz mekanizması bitmiştir tamamen. En dip yere intihar. Kendini de yok etmek. O hayatta da o. Yani çok derin depresyon. Kronik ve çok derin depresyon. Müdahale edilmezleri. O yüzden istek çok önemli. İstek yataktan kaldıran şey. Ve isteğe olan eklediğin bir amaç, o istek neye hizmet edecek? Bir amaca, yani şöyle düşünün. Niye çalışıyorsunuz? Yani çalışanlar için söylüyorum. Kimler çalışıyor burada? Okay. Niye çalışıyorsunuz? Amacımız var. Ev sahibi olmak. Ev sahibi olmak için mi çalışıyorsunuz? Mesela yani. Bu bir şey. Bu bir seçenek yani. Mesela. O bile mesela değil. Ne olacak ev sahibi olunca?
ev sahibi olmayan bir sürü insan var. Ne olacak? Ya mesela benim ben hayır. Bir çok amaç var. Tamam. Bir çok amaç var. Oradan gidelim. Bak alt, ana amaç. Ana amacı. Yani şöyle düşün. Daha yüksek bir şeyden bahsediyoruz. Tamam mı? Daha sen ara bir şey söyledin. Ama ben burayı soruyorum. Yani ev sahibi olmak sadece şey ev için mi? Ne için ev sahibi olmak istiyorsun? Daha güzel bir hayat yaşamak için. Daha güzel bir hayat yaşamak evet. için. Daha güzel bir hayat yaşayınca ne olacak? Mutlu olacaksın. Yani. İster istemez mutlu olacaksın yani. İster istemez mi? Yani. Dur ben neşeme göre bakarım. İstersen göre değişir. Zamanla göreceğiz yani. Dur, hayal et. Dedin ya hayal var. Bak şimdi, ev sahibi olmak istiyorum. Niye ev sahibi olmak istiyorum? Benim daha güzel bir hayat istiyorum. Daha güzel bir hayat niye istiyorsun? Daha mutlu olmak için. Neden daha mutlu olmak istiyorsun? Nefis sen. En büyük yerde ne var? O güzel. Hayattaki ilk yalanım. Bitmez. En yukarıda. Seni sağ olun. Ya da en dipte. Bir insan destek bitmez. İstek, bak istek bitmez ayrı. İsteğin çeşitleri var ama hepsi bir ana amaca dayanıyor. Bu hayatta varlığımı ortaya koymak ve iz bırakmak. En son oraya varıyorsun. İlla sen oraya varıyorsun diye söylemedim. Yani çıkarsın. Ben niye eğitmen olmak istedim? Para kazanmak için. Niye para kazanıyorum ya da niye bu işi yapıyorum? Eğitmenlik yapmak için. İnsanlara bir şey katmak için. Paylaşmak niye bunu yapıyor dediğinde en yukarı geldiğinde yani en yüksek amaca geldiğinde hayata katkıda bulunmak için. Tamam. Bunu paylaşarak mı yapıyorsunuz? Mesela ben böyle yapıyorum ama başkaları başka şekilde yapabilir. Sonuçta yaptığın şeyin alt kırılımından çok varmak istediğin ana şeyi bulursan o zaman şöyle bir şey oluyor. Ya işte bir ev sahibi olalım. Başımızı sokalımdan bambaşka bir amaca gidiyor. Yani çok başarılı emlakçılar şöyle ev satarlar. İşte odası, 3 odası var. İşte ne bileyim havadar bilmem ne filan diye değil. Burada çocuğunu dünyaya getirirsin. Burası bebek yuva olur senin için. İşte ne bileyim hani komşuların olur bilmem. Hani hizmet ettiği şey daha yüksek bir amaç olduğunda o zaman satarsın ya da insanlar alır. Falan da fotoğraflar var ya hocam. Ulviyet fotoğraflar. Step şeyleri. İşte ulviyet. Daha aile yüksek bir var. Amaç. Aileler, çocuklar. Fotoğrafı satıyor aslında, hiç satmıyor. Mesela yani dikkat edin reklamcılara kullandığı şeyleri niye şuraya dokunuyor? İşte kirlenmek güzeldir diye satıyor deterjanı. Ne alakası var yani? Herkes çamadı. Ne alakası var? Ama ne yapıyor? Diyor ki sen bu deterjanı alırsan çocuğun oynayacak, mutlu olacak. Sen de buna izin vereceksin çünkü temizleyecek onu. Allah'ım çocuğumu mutlu edeceğim deterjanı alırken. Böyle oluyorsun, böyle sattırıyorsun. Doğru da hani bunu kullanıyor. Çünkü beyin hedonist haz için yapıyorsun. Haz istiyorsun. Oradaki haz ne? Çocuğuna alan açabilmek. Onun işte rahat bırak. Öbür türlü ne yapıyorsun? Kirletme, işte giyme filan. Tam tersi seni özgür bırakıyor. Daha hani şey yapabilmek için. Çocuğu mutlu oluyor diyorsun. Yüksek bir amaca hizmet ediyor senin için. Yaptığın işte böyle bir anlam bulursan eğer, yaptığın işin önemi yok. Yani çöp toplasan da, füze imalatı yapsan da, yaptığın işte bulduğun anlam kadar, amaç kadar o işe emek veriyorsun. Çünkü emekle anlam arasında bir döngü var. Biraz biz onu pekiştirici döngü diyoruz. Bir şeye emek verirsen, buna bir anlam katıyorsun, anlam yüklüyorsun. Ve bu anlam ne kadar yüksek olursa bunu daha çok sahipleniyorsun. Sahiplenme yaşıyorsun. Ve sahiplendiğin şeyi ne yaparsın? Korursun. Kaybetmekten korkarsın. Kaybetme korkusu yaşarsın. Ve
kaybetme korkusu yaşadığın şey ne yaparsın? Sarılırsın. Daha çok emek verirsin. Kaybetmemek için. Emekle anlam arasında buna pekiştirici döngü deniyor. Böyle bir pekiştirici döngü var. İdeal olan emekle anlam arasında direkt bir bağlantı kurabilmek. Çünkü korkuyla çalışan şeyler kısa süreli olur. Hani eğer yapabiliyorsan, ki yapabilme potansiyeline hepimiz sahibiz, şu arayı çıkartıp direkt ne emek veriyorsa anlam yükleyebilmek ya da anlam bulabilmek yaptığın şeyde. Ama kimin anlamını? Kendi anlamını. Kendi anlamını. Sana öğretilenleri değil. Çünkü kendi anlamlarına sahip çıkarsın. Sana öğretilenleri değil. Sana öğretilenleri birilerine, birileri için yaparsın. Dolayısıyla o senin önceliğin değildir. O senin önceliğin değilse motive olmak için hep baskıya ihtiyaç duyarsın. Birinin baskısına ihtiyaç duyarsın. Bu baskı ya geçim baskısıdır, aile, işte bilmem ne. Ya patron baskısıdır, ya bilmem ne, ailenin seni bu işi yapmak için zorladığıdır. Onları kaybetmemek için yaparsın. Yani o şuradaki... Finansla nasıldı sizde? O baskı nereden gelmişti? Ben yeteneklerimi küçükten dinlediğim için. Ben başka ne yapabilirim ki? Bunu okudum, bu yapılır herhal diye okumadan devam ettim. Önce bir hayal miydi bu? İstiyor muydunuz böyle? Ya şöyle bir şey, bana öğretilen bir şeydi bu, baskıyla değil. Ama şöyle bir şeydi. Ben ilk böyle hani meslekler konuşulurken, dahil okuma kadardım. Bir astronot olacağım dedim. Gittim babama, anneme. Annem dedi ki, kızım dedi, hani astronot güzel, çok hani beni de şey yapmazlar. Sen hani Türkiye'de astronotluk biraz şey, hani ama işte uzayı keşfederim, çok güzel olmaz mı falan modundaydı. Sonra dedim ki biraz daha makul bir şey bulayım ki, bakayım annem öğretmen, ben de öğretmen olayım. Dedim öğretmen olayım o zaman. Annem dedi ki, anneme edebiyat öğretmeniydi ve senelerce yazılı kağıdı okumaktan gözlerim şey olmuş. Çünkü edebiyat hocası olunca öyle virgülüne falan da dikkat etmen gerekiyor. Annem her şeye bakıyordu. Kızım ben çektim, sen çekme. Eğitmen olma, başka bir şey ol falan dedi. Tiyatro sanatçısı olayım, her role girerim, ne güzel işte falan dedim. Babam dedi ki, olur tabii kızım ama dedi, bir başka mesleğin olsa bunu da yanında yaparsın. Ne onu yaptım, ne onu yaptım. En sonunda çok geçerli meslek dediler. Tam üniversite imtihanları olduğunda iktisat geleceği var dediler. Varmış geleceği dedim. Hiç şuraya bakmadan direkt hani oraya atladım. Ben hala 9'lu rakamları kafamdan çarparken ayak parmaklarımı falan kullanma ihtiyacı duyan biriyim. Yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme, o noktada bir şey var. Hasar var herhalde. Yani sonuçta çok gelişkin olduğum bir yer değil hani. Rakamlar çok sevdiğim şeyler değil. Para çok beni ilgilendiren bir şey değil. Hani öyle bir şeyim yok parayla ilgili. Çok başarı hırsı çok yüksek olan biri de değil. Yani benim için ilişkiler çok daha önemlidir. Hani ben isimim billboardlarda yazılsın falan şeyinde biri de değilim. Öyle öyle toparlayınca geriye ne kaldı? İyi. Okuduk burayı, işe de kapağı attık. İyi diye diye 23 sene geçti. Ha, beni orada tutan neydi? O da benim özelliğim. İlişkiler çok önemliydi. Bulunduğum ortamdaki ilişkiler çok iyiydi. Yani kimse kimse gözünü oymaya çalışmıyor. Zaten bir kamu şirketi ve bir anlamı vardı. Biz Tüpraşan Petrol taşıması yapıyorduk ve o zamanlar Han Petrol çok stratejikti, özelleşmemişti. Diyorduk ki devlete hizmet ediyoruz biz. Böyle bir şey vardı. Sonra Allah'tan kuş aldı da. O da iyi oldu. O da devlet gibi neredeyse. Sonuç olarak hani bir anlamı vardı benim için yaptığım şeyin altında ve beni oturttu. Hani aile baskısı falan diye ortalamanın üstünde bir para kazanıyorsun. Baktığında hani şey olarak, level olarak baktığında. Ayrılırken şöyle bir şey oldu. Genel müdür bırakmadı. 6 ay tuttular. Çünkü şöyle bakıyordu. Koç olacağım ben deyince
Kömestir geçer. Bunu bir yerde oturtun, deniz kenarında falan dolaştırın, geçsin bu buna bir şeyler olmuş falan. Kurbanda kesin. Aynen. Özgürlerin bini bir para. Kurbanda senin ilk kurbanda kurban ederler işte falan şeyi. Bir müddet öyle gitti çünkü benim bu işlere kalkıştığım zamanlarda bu işler çok bilinen şeyler için çok popüler oldu. Elindeysen koça çarpıyor. Ama o dönemde çok bilindik hani insanların gideyim de çocuğuma bir koç ya da işte kendime bir koç desteği alayım dediği zamanlar değildi. Bana onu söyleyenler, işte iyi ki o eğitimi almış, bana işte dalga geçenler, bir halt olmaz bu işten sen deli misin, macera arıyorsun diyen insanlar 3 sene falan sonra ya sen acaba bir kahve mi içsek seninle, biraz konuşmak istiyorum, bizim çocuklu adamı bir konuşsan falan demeye başladılar. O zaman dedim ya ha, doğru yoldayım ben demek ki, olmuş bir şeyler. Böyle oldu. Ama beni orada tutan şey motivasyon. Yani amaç. Çünkü öbür işte işin kötü tarafı yok, bana uygun değil tamam ama kötü bir tarafı yok ve yapıyorum, iyi de yapıyorum. Ama motivasyonunu kaybediyorsun. Haz vermemeye başlıyor. Alış, hani alışma tolerans şeyinde haz vermemeye başlıyor artık. Kurbağanın sıcağı alışması gibi. Aynen öyle. Haşlanmış kurbağa hikayesi. Siz bilirsiniz. Hani bir kurbağayı soğuk suya atarsanız, altından ısıtmaya başlarsanız oh bir müddet iyi gelir o sıcaklık. Ondan sonra kurbağa çorbası. Yani öyle. Benimki de o hesap. 21 sene öyle geçti. Hani şeyle de geçmedi bak. Onu o yüzden söylüyorum. En iyinin düşmanı iyi. Çünkü iyiydi. İyi iyi. Paran iyi mi? İyi iyi. Her ay yatıyor mu? İyi iyi. Öyleydi. Çok güzel. Öyleydi çünkü. İyi. Ama daha iyisi var. Şu anda baktığımda benim için, beni motive eden, amacıma hizmet eden şeylere baktığında hayata katkı, insana katkı, paylaşım, kendimi geliştirmek ve diğerlerini geliştirmek, kendimden daha büyük olan bir şeye hizmet eder durumda olabilmek büyük bir amaç benim için. Herkes için olmayabilir, benim için büyük bir amaç. Ve o amaca hizmet ediyor şimdi yaptığım. Ona hizmet, ona bir şey yapıyor ve her yaptığımda ben buradan kanat takıp gidiyorum. Her şeyde söylerim. En çok ben öğreniyorum burada. En çok ben zenginleşiyorum. Niye? Çünkü amacıma bir adım daha, bir tık daha hizmet ediyor bu yaptığım şey. O yüzden motivasyon burada çok önemli. Motivasyon konuşurken de bu da biraz tekrar ama iki motivasyon ana şeyimiz var. Bir tanesi acıdan kaçmak, hazlı koşmak. Bir tanesi de iç referanslı, dış referanslı olmak. Acıdan kaçmak, hazlı koşmak. İkisi farklı motivasyon, yani farklı yöne çalışıyor. Yani bir şeyi olmasını istemediğinden kaçtığın için mi yapıyorsun, yoksa ulaşmak istediğin şey mi? Yani çalışma hayatında aç kalmayayım diye para kazanmak istiyorsun. Yoksa kariyer yapayım işte refah içinde yaşayayım diye mi? İkisi arasında şöyle bir fark var. Eğer acıdan kaçmak için yapıyorsan, yani ama aç kalmayayım, kimseye muhtaç olmayayım diye yapıyorsan, kimseye muhtaç olmama boyutunda kalıyorsun. Ve bir müddet sonra hazlını kaybediyorsun. Kendinden yemeye başlıyorsun. İşinden mutlu olmamaya başlıyorsun. Tükenmeye başlıyorsun. Amaç kayboluyor. Ama bir şeye ulaşmak için yapıyorsan, yani işte kariyerim olsun ya da işte ne bileyim refah içinde yaşayayım, daha işte iyi bir evde yaşayayım, daha iyi bir arabam olsun, çocuklarım daha iyi okullarda okusun, ben işte ne bileyim kendimi gerçekleştirecek eğitimler alabileyim, tatilimi iyi bir yerlerde yapayım, daha konforlu yaşayayım diye yapıyorsan, o zaman bunlara ulaşmak için daha fazla hazla bir şeyleri yapıyorsun. Hazzı tutarak bir şeyleri yapıyorsun. Arada böyle bir fark var. Motivasyonun ikinci tarafı iç referanslı ve dış referanslı olmakta.
hani kendiniz de bunlara bakın diye söylüyorum. İç referanslı motivasyon yönü baskın olan kişiler bir şeyi seçmeye kalktıklarında kendi içlerinden referans alırlar. Yani ben bunu aldım, bak askılarım var, başkaları dalga geçiyor benimle askı takıyorum diye. Ama ben seviyorum ve takıyorum. Normalde geçebilme potansiyeli var. Bir de şapka takıyorum, iyice deli olarak dolaşıyorum ortada. Bu benim diyorum. Ve insanlar kabul etti şimdi, şapkayı takmadım diye şapka taktırdılar bana. Evet, çok güzel çünkü. Niye? Alıştılar çünkü, ama ilk taktığımda delim diyorlar. İç referanslı olmak böyle bir şey. Ama şöyle söyleyeyim, ben bu şapkayı ilk takıp sokakta dolaşsam, biri bana dese ki, ya beni çok görüş yakışıyor sana da, ya sokakta böyle mi dolaşacaksın? Hani hiç bir tane yok ki senin gibi yani burada dolaşan. Neyse. Ve ben dış referanslı biri olsam direkt bu şapkayı çıkartırım, bir daha da takmam. İç referanslı olmakla dış referanslı olmak arasında böyle bir fark var. Yani bir tanesi çok takmıyor, içeriden bakıyor. Bir tanesi ise dışarıdan gelen uyaranlara çok fazla önem veriyor. Kendinize de bakın. Çünkü bunun maliyeti var. Yani iç referanslı olmak iyidir. Dış referanslı olmak kötüdür. Sakın ha dış referanslı olmayın diye bir şey söylemiyorum. Bunun amaçlanan bir hedefe ulaşmakla ilişkisini ufacık. Ulaşmak istediğin hedefte kendi isteğine hizmet edip etmemekle direkt ilişkisi var. Çünkü benim örneğimden girersen herkes değilsin dedi, herkes manyaksın dedi. Böyle bir iş yapılır mı dedi. Kimse bilmiyor bunu. Eğer ben dış referanslı olmuş olsaydım, baskın şeyim dış referanslı olmuş olsaydı, hakikaten ya, değil miyim ben ya, bir böyle hayal gördüm ama oturduğun yerde deyip otururdum, şu anda karşınızda olmazdım. Ama iç referanslı olduğunda şunu yapıyorsun, diyorsun ki evet, bu riskleri görüyorum, duyuyorum, aldım. Buna rağmen ben bunu yapmak istiyorum ve seçiyorum. Ve o noktada şöyle bir şey oluyor. Her zaman işleri iyi de gitmeyebiliyor. Yani para kazanamayabilirsin. O güne kadar hiç böyle bir iş yapmamışsın. Yeter beceriyi gösteremeyebilirsin. Kenitekim ilk eğitimlerimde aman mini balık gelmiş, hoş gelmiş demedi kimse. Her önüme gelen yerde eğitim verdim bedava. Ve Kartal Belediyesi'nin bütün zabıta memurları beni bilir. Hepsine eğitim verdim. İşte ne bileyim, Çağdaş Yaşam'ı desteklemede eğitim verdim. Hiçbirinin bedeli yoktu ve ilk eğitimlerim rezaletti. Eğitmen değilim ben. İlk eğitime çıktığımda işte öğrendik tabii eğitim nasıl verilir falan. Ama altta alışkın olmamanın getirdiği tedirginlik var. Tedirginliğin ötesinde şöyleydim. Böyle hani gerçekten şuradan topuma kadar terlediğimi biliyorum. Ve lafları unutuyordum, yüzümden şeyler atıyordu böyle, hani kaslarım atıyordu ve şöyle dedim, söyleyeceklerimi unutuyordum, şöyle yapıyordum. Bir dakika, söyleyeceğim, neydi? Bir dakika, söyleyeceğim, böyle eğitim veriyordum. Ha ne oluyor, kararlılıkla eğer isteğin yeterince güçlü olur ve iç referansın devam ederse, yani iç referansı davranmaya, şöyle bakıyorsun, tamam bu benim ilk eğitimim, çok normal böyle olması. Evet, beklediğim gibi gitmedi ama bir sonraki daha iyi gidebilir diyorsun. Ve onu hop atıyorsun bir kenara, yenisine bakıyorsun. Böyle oluyor. Hani önümüzdeki maçlara bakacağız diyorlar ya. Böyle oluyor. O yüzden hedeflerle çok büyük alakası var. Sen söylemek istediğini paylaş. Yok. Bir şey daha rica edebilir miyim? Tabii. Şimdi bu hedef içinde ilişkisi. Bir de sorumlulukla ilişkisini kısaca anlatabilir. Sorumluluk derken? Sorumlu olduğumuz şeylerle alakalı. Yani sorumluluklarımızla alakalı motivasyon. Kaynağında olmaktan mı bahsediyorsun? Neyi kastettiğini anlamadım. Hepimizin sorumlulukları var ya. Var tabii ki. Ama bu sorumluluklar kime ait? Biz kime? Kendine mi ait? Evet, yoksa birinin sana yükledikleri mi? Yok, bana ait. Kesin. Kendine ait. Ağzından çıkansa yani. Bunu evet. Yapmayı hedefliyorsa iç referanslı olmak durumundasın zaten. Ha, işte orayı bir biraz o noktada açık, şimdi açık. Bir şey istiyorsan hayatında, hı-hı, yapmayı, hı-hı, kaynağında sen olursun. Yani
diyelim ki neşe istiyorsun hayatında. Ne eğlence istiyorsun hayatında. Ya da başarı istiyorsun hayatında. Şöyle bir şey değil. Başarı bana gelsin. Şu 2020 senesine girerken şöyle bir şey yazdım ben Facebook'ta. Herkes şöyle yapıyor. 2020 bize aşk getirsin, mutluluk getirsin, sevgi getirsin, böcek getirsin, çiçek getirsin. 2020 leylek değil arkadaşlar. Getirsin. Bir şey getirmeyecek 2020. Leylekler getiriyor diyorlar da o da yalanmış. Öğrendik. Yok böyle bir şey. Hiçbir sene bir şey getirmedi. Hiçbir senede bir şey götürmüyor. Yapacaklarımız bir şey değiştiriyor. Kaynağında olmak da böyle bir şey. Benim eğitimlerde şöyle olur. Konuşuruz, bir kontrat yaparız. Bu ortam nasıl olsun, hep birlikte nasıl geliştirelim falan. Bir tanesi der ki eğlenceli olsun. Ben derim ki tamam, eğlencenin kaynağında sen varsın. Eğlenceden sen sorumlusun. Eğlenceyi bize sen getireceksin. Ama hocam der. Kaynağında sen varsın, sen istiyorsun eğlenceyi. Bir tanesi işte katılımcı olsun. Tamam, o zaman katılımı sen sağla. Buradaki katılım. Katılmayan arkadaşlarını da söyle, dahil edelim. Anlatabiliyor muyum? Bir şey istiyorsan, iç referanslı olduğunda kaynağında sen olursun, senden gelir o zaten. İçten gelen bir şeyle davranır. Sana biri söyleyerek yapıyorsan eğer, o sana ait değil zaten. Burada gönüllü çalışıyor insanlar. Bir tanesi dış referanslı değil, annesi git, yap dedi diye yapmıyor da Ali Denizci burada yap dedi diye yapmıyor. Getirtemezsin zaten. Gelir mi? Deli gibi çalışıyoruz burada. Niye? İçten geliyor çünkü. Sonuçta buradan hazla gidiyoruz. Bir haz için yapıyorsun. Her şeyi bir haz için yapıyoruz. Yani şöyle bir yalan dünya yok. Ben sizler için kendimi feda ediyorum. Yok böyle bir yalan dünya. Ne yapıyorsan kendin için yapıyorsun. Sonuçta bir hazla ulaşmak için yapıyorsun. O hazın adı İlla para olmayabilir, illa aşk olmayabilir, illa bilmem ne olmayabilir. Ama hepsinin ucunda var olan bir haz var. Annelik bile hani en fedakar olduğunu söylediğimiz şey bile sonuçta bir hazza ulaşmak için yapılıyor. Neyin hazzına? Evladına iyi bir anne olduğunu hissetmenin hazzına ulaşmak için yapılıyor. Çünkü fedakar kelimesi kendi içinde, bunu hep yazarım. Kendi içinde bile zaten fedadan kar elde ediyorsun. Kelimenin kendi içinde bile bir şey feda ediyorsun ama onun karşılığında bir kar elde ediyorsun. Bu kar manevi kar. Bu muydu? Teşekkür ederim. Peki. Çok konuştum. Gayet güzel bölmüş. Onlar ona onu 5 geçe tekrar burada buluşuyoruz. 11'de bitecek etkinliğimiz ama ayrılmak istiyoruz.